Ekranlarında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2020 Ocak ayının 06.01.2020 tarihli 1. birleşimini açıyorum. Gündeme geçmeden önce gündemle ilgili veya gündem dışı konuşmak isteyen meclis üyesi arkadaşım var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Dün CHP'nin kongresine katıldım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yalnız dikkatimi çeken bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Dün divan başkanımız açılış konuşmasında Atatürk ve devrimciler için saygı duruşu dedi. Ben de orada kalkarak Atatürk ve silah arkadaşları için söylemenizi rica ediyorum dedim. Tekrar devrimciler için diye devam etti. Bunu arkadaşların bilgilerini de sunuyorum. Şöyle oldu, onu size söyleyeyim. O zaman sizin de gözünüzden kaçmış. Oradan bir önerge geldi. Dediler ki bütün devletimiz için şehit olan bütün güvenlik kuvvetleri de dahil denildi. Ve o da söylenerekten o yapıldı. O sizin ikazınız da doğru ama ısrarcı bir şekilde devrim diye değil, bütün bu devlete hizmet etmiş, bu bayrak için şehit olmuş olan herkes için denildi. Onu da sizin bilginize sunayım. Sonradan dedi başkanım. Evet, onu. Evet, sonradan evet. Söyledi. Evet. Çünkü ben ısrarla söyleyince Atatürk ve silah arkadaşları için söylemenizi rica ediyorum başkanım dedim. Konu böyle gelişti. Tamam, sonra aynen kabul edildi ve o çok da güzel bir şekilde tüm bu vatanı için hizmet etmiş, bayrak için, vatan için ölmüş olan, şehit olmuş olan bütün şehitlerimiz için de o kapsam içine alındı ki doğrusu da yapıldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesi sizlere dağıtıldı. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerini okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün ayrıca başkanlık makamından havale edilen bir adet ek gündemimiz vardır. Lütfen ek gündemi okuyalım. İlgi ağda kayıtlı başkanlık oluruyla Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne en son kesinleşmiş 2018 yılı bütçe gelirinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10'u aşmamak üzere borçlanma etkisi verilmesi için teklifimizin belediye meclisine havalesi istenmiş. Ancak borçlanma etkisiyle ilgili olarak 2020 yılı borçlanma etkisinin verilmesi yerine sehven 2019 yılı borçlanma etkisinin verilmesi şeklinde yazılmıştır. İlgi B'de kayıtlı Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ yazısına istinaden durum fark edilmiştir. 06.12.2019 tarih 2019-91 sayılı meclis kararının bu doğrultuda revize edilebilmesi için yazımızın belediye meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Bu maddenin gündemin 10. maddesi olarak eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 1. maddesi denetim komisyonu seçimleridir. Denetim komisyonu seçimi kapalı oyla yapılacaktır. Aday olmak isteyen adaylı Cumhuriyet Halk Partisi olarak İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Önder Gedik, Ferhunde Şirin ve Dijan Balkaroğlu'nu öneriyoruz. Bunun dışında önerisi olan var mı? Buyurun. Bu olarak da ben mali müşavirim. Denetim komisyonunda olmak istiyorum. İsminizi de söylerseniz. Nuri Dönmez. Peki. Bunların isimlerini yazalım lütfen. Bu arkadaşlarımızın dışında aday olmak isteyen var mı? Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisinden başka önerisi olan yok. Bu şekliyle biraz sonra oylamaya geçeceğiz. Ve biliyorsunuz buradan 5 kişi seçilecek değerli arkadaşlar.
oy pusulalarını dağıtabiliriz. Beyefendinin ismini de yazın ama. Yazdınız mı? Tamam. Bizler oy kullanmıyor mu? Hani bize gelmedi. Sen var ya sen. Sen var ya. Üyesin, adaysın. Oyunu kullanmayan arkadaş var mı?
şuraya koyuyorum sadece. Bitti değil mi herkesin? Başkan başlayalım mı? Evet. Zarfları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Değerli meclis üyeleri, 29 meclis üyemiz oylamaya katılmıştır. Şimdi oyları sayıyoruz. İlk zarftan çıkan İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik, Nuri Dönmez. Olmaz. Evet. Bu geçersiz olur. Onu ayrı koyalım. Hı-hı. Evet. İkinci zarftan çıkan İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Gülsoy, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Üçüncü zarfı okuyorum. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Dördüncü zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Beşinci zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Altıncı zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Yedinci zarf. Ferhunde Şirin, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, İnan Güney, Önder Gedik. Yedinci zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Sekizinci zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. Sekiz miydi? Dokuzuncu zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 10. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 11. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 12. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Gülsoy, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 13. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 14. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 15. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Ferhunde Şirin, Önder Gedik, Dijan Balkaroğlu. 16. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 16. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 16. zarf. İnan 17. zarf. İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 18. zarftan İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Gülsoy, Ferhunde Şirin, Önder Gedik. 20. zarf. Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Önder Gedik, İnan Güney, Ferhunde Şirin.
21. Zarf, Nuri Dönmez, Sinan Güney, Esra Yeni Dünya, Önder Gedik, Ferdi Şirin. Nuri Dönmez, İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Önder Gedik, Ferdi Şirin. 6 tane mi? 5 tane. 5 tane. 22. Zarf, Esra Yeni Dünya, İnan Güney, Dijan Balkaroğlu, Ferdi Şirin, Önder Gedik. 23. Zarf, İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferdi Şirin, Önder Gedik. 25. Zarf, Nuri Dönmez, İnan Güney, İnan Güney, İnan Güney, İnan Güney. Geçer. İptal. 26 değil mi bu? 26. Zarf, İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferdi Şirin, Önder Gedik. 27. Önder Gedik, Dijan Gürsoy, İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Ferdi Şirin. 28. Zarf, İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Ferdi Şirin, Önder Gedik. Son zarf, İnan Güney, Ferdi Şirin, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu, Önder Gedik. 28 geçer, 2 geçer siz. Evet. 27. 27 geçer. 29. 29. Bir daha sayalım. 2 geçersiz. Başkan, bunu geçersiz sanmıyoruz. Kişi aynı, birisi 6 taneydi. Öbürü aynı kişi yazmış, yani orada bir şey yapmış. Bunu geçersiz yapalım mı? Tabii canım, olur mu? 5 kişi aday altı değil ya. Yani. Evet. 28. 29. Geldi mi son? Şey neydi, Ömer neydi beyefendiniz? Ömer Bey, bana bir, şey, müdür bana bir tane oy pusulası verirsin, okuyayım orada. Yazılı olan. Hayır hayır öyle değil, ismi yazılı olan. Değerli meclis üyeleri, kullanılan oy sayısı 29, geçersiz 2. Adayların almış oldukları rey, İnan Güney 27, Esra Yeni Dünya 27, Dijan Balkaroğlu Gürsoy 26, Ferhunde Şirin 27, Önder Gedik 27, Nuri Dönmez Bey 1. Bu oylama sonucu İnan Güney, Esra Yeni Dünya, Dijan Balkaroğlu Gürsoy, Ferhunde Şirin, Önder Gedik arkadaşlarımız denetim komisyonuna seçilmişlerdir. Kendilerine başarılar diliyorum. Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının I bendi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden belediyemiz dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapılması. Bu konu hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak plan ve
Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Pardon, Hukuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hukuk Komisyonu'na havale önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesiyle Mahalli İdare Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün diğer hizmet alınmayı bütçe kaleminden mütenevvi müdürlüklerin diğer hizmet alınmayı bütçe kalemine toplam 102.500.000 TL aktarım yapılması. Bu konuda görüş bildirmek. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Bu önerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddeye geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin 4. fıkrasına istinaden 2020 yılında belediyemiz zabıta personeline ödenecek aylık makdu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Avrupa Dayanışma Programı ESC kapsamında belediyemizce yazılan ESC 11 numaralı proje ile ilgili olarak 03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında Portekiz'in Portimao şehrinde Volunteering for Inclusion adlı proje ile ilgili olaraksa 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında İspanya'nın Malaga şehrinde proje ortaklarıyla gerçekleştirilecek ön toplantıyla 11-18 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ana faaliyete katılmak üzere Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Dış İlişkiler ve Araştırma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Dış İlişkiler ve Araştırma Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İle alakalı daha önceden yurt dışına gidip bu tip görevlerde bulunanların ilçemiz, halkımız adına ne tür faydalı faaliyetler yaptığıyla ilgili meclisimizin bilgilendirilmesini talep etmiştik de o konuyla ilgili hiçbir bu zamana kadar gelmedi bilgi. Siz onu da arz ediyoruz. Yazılı olarak verdiniz mi? Yazılı olarak verildi deniliyor ama yine inceleyelim. Olmazsa cuma günü verelim diyorlar. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. 7. Gündemin madde. Diğer maddesine geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin 1. fıkrasının G bendine istinaden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu, Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal İşler, Gençlik ve Eğitim ve Hukuk Komisyonlarına bu maddenin havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin diğer maddesine geçiyorum. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin F bendine istinaden belirlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2020 yılı ücret tarifesinin revize edilmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na bu maddenin havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.
İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 1. fıkrasının F bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine istinaden uygulama, imar planlarında konut alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamaların belirlenmesi. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İmar, Çevre ve Trafik Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edin. Çevre ve Trafik. Çevre, Trafik ve İmar Komisyonu'na havalesini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öyle mi? Pardon. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Görmedim. Evet, diğer madde. Başka madde yok. Bitti. Hı? Bitti. Ek gündem var. Söyledik ek gündem var. Nerede yazıyor? Var mı? Can. Versen. Can. Can. İlgi ağda kayıtlı başkanlık oluruyla Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne en son kesinleşmiş 2018 yılı bütçe gelirinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10'u aşmamak üzere borçlanma etkisi verilmesi, teklifimizin belediye meclisine havalesi istenmiş ancak borçlanma etkisiyle ilgili olarak 2020 yılı borçlanma etkisinin verilmesi yerine sehven 2019 yılı borçlanma etkisinin verilmesi şeklinde yazılmıştır. İlgi B'de kayıtlı Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ yazısına istinaden durum fark edilmiştir. 06.12.2019 tarih 2019-91 sayılı meclis kararının bu doğrultuda revize edilebilmesi için yazımızın belediye meclisine havalesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak teklif karar olarak görüşülmesine karar verildi. Teklif karar olarak görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli meclis üyeleri, bundan sonraki toplantımız 10 Ocak Cuma günü saat 11'de olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.